Dört ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Dünyanın artan hızı Türkiye'nin önemini de katlayarak arttırıyor. Bu haftada çok önemli gelişmeler oldu. Neler oldu? Biliyorsunuz İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Biden Zelenski ile görüştü. Görüşmeden barış yerine 1.8 milyar dolarlık silah çıktı. Öte yandan Putin Belarus'u ziyaret ederken Rusya Savunma Bakanı da cepheye indi. Yani ortalık daha da ısınacak. Rusya Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı uyardı. Ukrayna'ya S-300'leri verirsen vururum dedi. Ermenistan Moskova'da yapılması planlanan Rusya, Azerbaycan, Ermenistan üçlü barış zirvesine katılmayacağını söyledi. Üstelik Rusya'ya rağmen. Sırbistan-Kosova gerginliği de hızla tırmanıyor. Kosova 2023'te NATO'nun barış için ortaklık programına üye olmak istediğini açıkladı. Biliyorsunuz 15 Aralık'ta da AB'ye de üyelik başvurusunda bulunmuştu. Çin dünyayı kuşatmaya devam ediyor. Almanya Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i aradı. Medvedev koşa koşa bunun üzerine Çin'e gitti. Rusya ve Çin deniz tatbikatı yapıyor. Bu arada da Çin ABD'nin ulusal savunma yetki yasasını protesto etti. Biden Libya'ya destek mektubu gönderdi. Libya'da ne işiniz var diyenlere buradan kapak olsun. Mektubunda konseyin ulusal uzlaşma çağrısını överek bu önemli projede yer almak istiyorum dedi. Paris'te ırkçı Fransız Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırdı. Paris sokakları karıştı. Ölü ve yaralılar var. Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli konuklarım var. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz hocam. Teşekkür ederim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz hocam. Skype üzerinden de çok değerli bir konuğum var. İki devlet, tek millet. Azerbaycan'dan konuğum, uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci Doktor Ahmet Şahidov. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Ahmet hocam. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi şöyle başlayalım mı? Vişne hocam, Ermenistan, bu Azerbaycan, Rusya, Ermenistan arasında Moskova'da yapılacak bu üçlü barış zirvesine gitmeyeceğini açıkladı. Şimdi bakıyorsunuz bu açıklama, biliyorsunuz İngiliz İstihbarat Başkanı Erivan'ı ziyaret etmişti. Daha önce CIA, daha önce de Macron oraya gitmişti. Şimdi ne dersiniz? Ermenistan toplantıya katılmayı neden reddetti? Bu MI6 başkanlığının Ermenistan ziyareti bir şekilde kafaları karıştırmış olabilir mi? Ya da bu arka arkaya gelen ziyaretler ve Rusya'ya rağmen. Şimdi tabii Kafkasya, Güney Kafkasya açıkçası karmaşık bir alan. Çünkü daha önce bildiğiniz gibi bir statüko vardı. Bu statüko ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı gerçekleştirilmiş tecavüzün üzerine oturmuş bir statükoydu. Pek de değiştirmeyi kimse istemiyordu. O statüko içerisinde hareket ediyordu aktörler. Minsk grubu vardı. Sizin söylediğiniz bu ülkelerin bir kısmı da Minsk grubunun içerisindeydi. İttirme güya yapılıyordu ama hiçbir sonuç alınmıyordu. Çünkü taraflar aslında samimi değillerdi. Çünkü belirli aktörler üzerinden Ermenistan burada hem Avrupa için bir vekil olabiliyor kimi zaman diaspora varlığı nedeniyle. Hem de Rusya'nın Ermenistan'la geliştirdiği çok derin ilişkiler var. Bu yeni bir derinlik de değil. Ermenistan Rusya için Güney Kafkasya'da ya da Kafkasya politikasında her zaman bir adım taşı işlevini görüyor. Baktığınızda kritik altyapısından tutalım hava savunma sistemlerine kadar elektrik işte ısıtma her şeyi aslında Rusya'nın kontrolünde olan bir aktörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aktörler Ermenistan üzerinden Ermenistan'ın herhangi bir açılım yapmasına da müsaade etmeyerek tabii ki varlıklarını ve bölgedeki çıkarlarını kontrol etmeye çalışıyorlardı. Sonra ama işler değişti. İşlerin değişmesinin temel nedenlerinden biri
Aynı zamanda Azerbaycan'ın tabii ki hem gücünde, hem statüsünde, hem de diplomasisinde gerçekleşen atılımda baktığımızda bu da yeni bir şey değil. Çünkü Azerbaycan elbette ki toprak bütünlüğüyle ilgili talebinden hiç vazgeçmedi. Uluslararası hukukta bunun yerinden de aslında hiçbir zaman kendi adına bir taviz vermedi. Vermesi de mümkün değil zaten. Ve aynı zamanda tabii diplomasi, enerji kartı ve aktörler arasındaki ilişkiyi de çok iyi oynayabilen, dengeli bir politika izleyebilen bir aktör. Bu bakımdan baktığımızda 44 günlük savaşa giden yol ve Karabağ, ikinci Karabağ Savaşı ve statükonun biz değiştiğini görüyoruz. Statükonun değişmesinde elbette ki Türkiye'nin desteği de çok önemli Azerbaycan'a. Demin siz konuşmanın başında söylediniz. İki devlet, bir millet. Buna Azerbaycan ve Türkiye gerçekten gönülden inanıyorlar. Bunun altını da politik olarak da dolduruyorlar. Yani Şuşa beyannamesinden çıkalım. Dün ve evvelsi gün sanırım hem Cumhurbaşkanımız hem Milli Savunma Bakanımız Azerbaycan'ın yanında olduklarını tekrar belirttiler, tekrar altını çizdiler. Türkiye'de kamuoyu da böyle hissediyor. Dolayısıyla baktığınızda siyasi olarak, toplumsal olarak, kültürel olarak altını dolduğu bir noktadayız. İnşallah Türk Birliği'ne de böyle uzanacağız. Çok da doğru bir bağlantı kuruyorsunuz. Bir de tabii Türk dünyasının kurumsallaşması süreci var. Ve bu kurumsallaşmayı Türk dünyası işlevsel hatlar üzerinden yapıyor. Yani enerji dediğimizde tabii bir hattında Azerbaycan'a bakıyoruz mutlaka. Transit hat dediğimizde Zangezur koridoru ve bütün o geçiş hatları potansiyeline bakıyoruz. Hazar coğrafyası dediğimizde bir gözümüzle Azerbaycan'a bakıyoruz. Daha da önemlisi aslında düşündüğümüzde bütün bu kurumsallaşma içerisinde hem bir fonksiyonel hat gidiyor, hem de bir işbirliği hattı gidiyor. Yani bölgedeki diğer aktörleri de dışlamayan bir hattı var. Yani bunun içerisinde Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesi de vardı. O noktada sorunuza geliyorum. Bu statükoyu 44 günlük savaş değiştirdi, o söylediğimiz statükoyu. Söylediğimiz statüko değiştiği andan itibaren hem Azerbaycan için manevra alanı daha arttı. Hem Azerbaycan kendi kararlılığının altını doldurdu. Hem ilişkilerini çeşitlendirme imkanı oldu. Hem de Türkiye'nin aslında bölgedeki ağırlığının biz arttığını görüyoruz. Azerbaycan'la geliştirdiği ilişki, Türk dünyasıyla geliştirdiği ilişki ve Karabağ Savaşı'nda aslında o savaşın yönünü değiştiren unsurlardan birinin de Türkiye'nin verdiği destek olması. Bugün ama geldiğimiz noktada dediğimiz gibi bütün bunlar aynı zamanda bölgesel barış ve işbirliğini de yatsımayan gelişmeler. Yani zaten Türkiye'nin dillendirmiş olduğu 3 artı 3 olur, işte farklı farklı formüllerle söylenilen zamanında bölgesel normalleşme süreçleri birbirleriyle bağlantılı ve bütün bu işbirliğini canlandırmaya yönelikti. Tabii bunun en önemli ayağı da Ermenistan Azerbaycan normalleşmesi, barış anlaşması. Hocam, bu noktada tabii Ermenistan'ın ayak dirediğini görüyoruz. Evet, şimdi o tam ayak dirediğiniz noktada. Şimdi mesela Paşinyan'la Putin nedense böyle çok hamurları birbirlerine uymadı onun. Baştan beri öyleydi de ama yine sizin de söylediğiniz gibi her şeyi Rusya'ya bağlıydı. Şimdi ben tekrar böyle MI6 başkanına geri döneceğim. Çünkü İngiltere garip bir şekilde el arttırıyor ya da tavır değiştiriyor. Şimdi İngiltere'nin gitmesini, MI6 başkanının gitmesini şu yüzden çok önemsiyorum. Mesela Dışişleri Bakanı gidebilirdi. Bir ateşe, işte bir konsolos falan. Şimdi bir istihbarat, hani çok belki şey seyrettik biz bu ne derler casus filmi falan ya. Şimdi oraya eğer siz MI6 başkanı, bir istihbarat başkanı oraya gidiyorsa, yani kim bilir neler söylüyor mesela. Biz atıyorum şimdi, filmlerden böyle olduğu için söylemiyorum mesela. Diyelim ki bunu yapmazsan keseriz biçeriz mi dedi, yani ne? Hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle bir toparlayalım isterseniz İngiltere'yi, ne demek istiyorum? Hani böyle fazla çizgi film karakterine döndürmeyeyim hikayeyi. Şimdi İngiltere mesela Basra ülkeleriyle ilgileniyordu. Libya'da bizim yanımızda duruyordu. Azerbaycan Savaşı'nın mesela Ermenistan meselesinde son derece Azerbaycan'ın yanında mesajlar verdi. Sonra birdenbire, hatta Kıbrıs'ta da bizim yanımızda görünüyordu.
Güney Kıbrıs'la garantör ülke olmasına rağmen ikili bir anlaşma yaptı. Sanırım kırılma noktası da belki de bu, ya da bana böyle bir şey düşündüren şey. Şimdi eski başkonsolos da durup dururken Dağlıca baskının yanındaki fotoğrafını paylaştı. Arkadaşlardan rica ediyorum, o fotoğrafı bir gösterebilir miyiz? Şöyle bir fotoğraf. Şimdi bir konsolosun bir mutlaka bu fotoğrafın hani ne anlama geldiğini biliyordur, değil mi? Yani mesela şimdi siz ya da ben, ya diyelim ki ben dışişlerinde çalışan herhangi bir, ya da bir konsolosun. Konsolos olmasına gerek yok. İngilizler mesajlarını hani bilmeden vermezler. Tabii bilmeden vermezler hocam. Mesela şuradaki fotoğrafa bakın. Yani ve tweet'e, sonra bu tweet'i kaldırdı. Şimdi orada şöyle bir şey söylüyor hocam. İşte kedilerle ilgili bir şeyler anlatıyor falan, her neyse. Ama ben bunun bilinmeden, sizin de dediğiniz gibi bilinmeden yapacağını, yapılabileceğini düşünmüyorum. Burada bir mesaj var. Eğer bilmeden yaptılarsa çok yazık, İngiltere nereye gidiyor falan diye soracağım. Çünkü şimdi ben diyelim ki burada işte 11 Eylül saldırılarını ya da atıyorum onların metro salgınının bir gazetesinin üzerinde köfte ekmek yiyip hani Dışişleri Bakanı olsam ya da oralarda çalışan biri olsam ne düşünürler? Şimdi bu bir, bunu cebe koyalım. Bir de şunu da rica ediyorum Reuters hocam. Londra merkezli Reuters Türkiye karşıtı bir iş ilanı. Evet. Yani işte dediğim gibi Paşinyan'a şey yap. Şimdi bu Reuters'in cevabını bizde zaten TRT World harika bir kapak yaptı. Şimdi Putin İngiltere'ye Kafkaslara bulaşırsan Balkanları yakarım diyor. Şimdi Balkanlarda bizi Rusya ile niye karşı karşıya getirmek istiyorlar falan, bunları konuşacağız ama şimdi Türkiye'nin sınırında yeni bir yapılanma mı var? İngiltere'nin pozisyonu yeni bir pozisyon mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani burada İngiltere'ye bakmadan geçmeyelim istedim. Anladım. Yani Ermenistan'ın ayak diremesinin farklı farklı bir sürü aslında dayanağı olabilir. Bir kere öncelikle tabii ki 44 günlük Karabağ Savaşı'ndan yenilgiyle çıkmaktan memnun değiller. ama yenilgiyi değiştirebilecek yeni statükoyu, artık bu yeni bir statüko, Azerbaycan'ın da dediğimiz gibi güçlenen ilişkileri var. Hem Rusya'yla, hem Türkiye'yle, hem İsrail gibi Batı yanlısı aktörlerle. Hem de bak bir yandan baktığımızda da Avrupa Birliği Başkanı'ndan çıkalım, işte Amerika'nın yetkililerine kadar Azerbaycan'ın kapısını da çaldıklarını görüyoruz. Yani bu dönem Azerbaycan'ın o çeşitlenen ilişkilerinin Kafkasya'da tabii ki bir yansıması da olacak. Bundan duyulan büyük bir memnuniyetsizlik var Ermenistan'da. Bu yeni de değil, biliyorsunuz. Paşinyan'ın koltuğu da ne kadar sağlam, ne kadar değil, o bile soru işaretleriyle dolu. Çünkü Paşinyan'ın kabul etmek zorunda kaldığı ateşkesten bile memnuniyetsiz olan ve bunu zorlamayı düşünen bir elit grup şeyde vardı, Ermenistan'da vardı. Bu elit grubun Rusya'ya yakın olduğunu da düşünebiliriz. Çünkü Karabağ Eliti ile Rusya arasında her zaman böyle bir bağ vardı baktığımızda. Ama zorlama konusunda kimi zaman Rusya'nın sınırlarını da zorluyor olabilirler. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Bu bölge, yani Kafkasya'nın şu anki jeopolitiğinin kendi içerisindeki dinamikleri olmasına rağmen Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın algılanan göreceli gücünün, özellikle yumuşak gücünün azalmasından bağımsız değil buralardaki hareketlenme. Buradaki, Orta Asya'daki, sizin söylediğiniz gibi Batı Balkanlardaki hareketlenmelerin bir nedeni de Rusya'nın göreceli gücündeki farklılaşma. Ukrayna Savaşı daha bitmedi. Dolayısıyla biz kesin bir Rusya kaybetti sonucu çıkartamayız. Bence Rusya direnmeye ve bu savaşı Rusya devam ettirme... Daha başlamadı bile bence hocam. Rusya bu savaşı devam ettirmeye kararlı. Sonucun ne olacağını biz gelecekte göreceğiz. Onu artık işaret etmek, yani senaryoları söyleyebiliriz tabii ama kesin şu olacak demek falcılığa girer. Çünkü bir sürü faktör gerçekleşecek ama Rusya'nın dayandırdığı, savaşı dayandırdığı mantık artık
çok fazla bu işten vazgeçmesine olanak tanımıyor. Vazgeçmeyip yeni statü oluşturma konusunda da Ukrayna'da bir herhangi bir pazarlık alanı açılmış değil. Dolayısıyla o savaş devam edecek. Zelenski'nin teklifleri çok kabul edildi. Evet, yani o savaş devam edecek ve buradaki ama Rusya'nın zorlandığı da bir gerçek. Batı ile Rusya arasında bir çekişmenin olduğu da bir gerçek. Hatta yeni soğuk savaş diyoruz, soğuk savaş 2.0 diyoruz falan. Dolayısıyla herkes Rusya'nın bu göreceli güç kaybını, özellikle yumuşak gücünde olan kaybının nasıl sonuçlanacağını yakın coğrafyasında test etmek istiyor. O nedenle İngiliz istihbarat şefi de gidebilir. Daha önce Kongre Pelosi gitti değil mi? Hatta ağladı, bir performans sergiledi falan. Başkaları da gidebilir. Batı Balkanlar, Orta Asya ve Güney Kafkasya bu anlamda tabii ki bu denemelerin, sınamaların yapıldığı alan. Ama bizim Kafkasya coğrafyası için aslında Türkiye'nin getirmiş olduğu teklif, yani normalleşmeler ve bunun bölgesel bir işbirliği çerçevesinde gerçekleşmesi, tabii bu Ermenistan'ın kaybı kabul etmesi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul etmesi ve toprak bütünlüğü sınırların belirlenmesiyle ilgili anlaşmalara yapmasıyla aslında o gerçekleşecek bir şey. Bu noktada da ayak sürmeyi görüyoruz. Bu ayak sürmenin arkasında sadece batılı aktörler değil, elbette ki Rusya için de bu çok kolay hazmedilebilir bir lokma değil. Rusya burada batılı aktörleri dışarı çıkarttığı için ve anlamda süreci Minsk grubunun dışına çıkarttığı ve kendine de bağladığı için memnun olarak o olayı kapattı. Ama gerçekte ne Türkiye'nin, ki Türkiye bir NATO üyesi aynı zamanda, ne Türkiye'nin gücünün çok artmasından memnundur, ne de yani Rusya'da kendi göreceli gücünün azalması sonucunda kendisine yönelik yapılan sınamaların herhalde farkında. Kimin gelip kimin gittiğini, hangi uçakların indiğini, kimlerin çıktığını, nasıl bir performans gösterdiklerinin farkında. Ciddiye aldığı da olabilir, ciddiye almadığı da olabilir ama muhtemelen bu ayak sürmelerin altında bütün bu aktörlerin birbirlerinin gücünü sınaması da var. Tabii bölgesel barış adına bir an önce bu ayak sürmelerin sonlanıp aslında işbirliğinin başlaması lazım. Çünkü çok riskli bir ortam Ukrayna savaşı devam ettikçe. Bir yerlerde daha kalıcı, daha kurumsallaşmış barışı inşa edip ona güvenmemiz gerekiyor. Olmadığı müddetçe her yerde sınama. Nereye kadar? Bir yerde riskler bizi beraberinde getirebilir. Evet. Peki hocam. Şimdi siz ne diyorsunuz peki bu Reuters için? Bir manifesto mu yoksa bu sözde iş ilanı için ne dersiniz? Bir cümle alayım sizden hocam. Evet. Yanıt vermediniz sana. Bu da bence sınamaların bir parçası. Yani sınamalar sadece Kafkas coğrafyasında Azerbaycan'a karşı olmuyor. Sınamalar Türkiye'ye karşı her yerde geliyor. Çünkü Türkiye'de Ukrayna Savaşı'nda çok akılcı bir politika izledi ve bu akılcı politikayla, aslında bunun bir geçmişi var bence, yani sadece Ukrayna meselesiyle de bağlantılı değil. Türkiye'nin akılcı dengeli politikasını bir kazanç üretti Türkiye'ye. Bu nedenle bu kazançtan da tabii ki pek bir memnuniyet duyulmuyor. Reddedilemiyor da, çünkü işe de yarıyor. Çünkü tahıl koridoru, esir anlaşması, kimi zaman nükleer risklerin yönetilmesi meselesi, kimi zaman Rusya ile konuşmak gerekiyor falan. Yani bütün bunlar nedeniyle Türkiye tamamen dışlanamıyor Türkiye'nin politikası. Ama tabii ki Türkiye'nin kazanç elde etmesinden de çok memnun değiller. Bu nedenle çok çeşitli sinemalar görüyoruz. Peki. Şimdi Şahay Hocam, ben bu Ermenistan ve İngiltere'deki olayı biraz böyle kaşımak istiyorum. Biliyorsunuz 2021 yılında İngiltere'de hükümet rekabetçi bir çağda küresel Britanya 114 sayfalık bir strateji belgesi yayınladı. Şimdi bu en kapsamlı dış politika ve ulusal güvenlik revizyonunu içeriyordu. Türkiye ile ilgili orada çok olumlu şeyler vardı. Ama geldiğimiz noktadan bu Türkiye, işte daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, İşte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var. Biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya üye olması için deliriyor. Oraya bir tane taş atsanız ben oradayım falan diyor herkese. Şimdi küresel Britanya doktrini Türkiye ile paralel işleyebilir mi?
İngiltere'nin bu adımlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela İngiltere Kafkasya'da ikinci bir hat mı kuruyor Türkiye'nin olduğu yere? Mesela ya da İngiltere'nin bölgeye çıkarma yapması, öyle diyeyim size, bölgeye daha hararetli atlaması Çin'in Orta Doğu'ya çıkarmasına bir nazire mi olabilir? Ya da işte şöyle, mesela hadi iyi şey düşüneyim, gidip bana bak işte Fransa ile çok iş tutuyorsun, tutma demiş mi olabilir? Buyurun. Şimdi Billur Hanım, birçok olasılık, alternatif var. Hepsi hem olabilir hem olmayabilir. Sondakiyle başlayayım. Çünkü bu noktada bizim hep gözden kaçırdığımız Güney Kafkasya'da aslında bir aktör var ki Fransa. Fransa tabii Güney Kafkasya bölgesinde aslında modernleşme süreçlerine baktığınız zaman, özellikle 19. yüzyılın başlarında ciddi bir Fransa'dan etkilenme, Fransız kültürünün bu bölgelerde etkin bir şekilde siyaset ve sosyolojik inşanın yapımında rol oynadığını görüyoruz. Şimdi o tarihten bugüne Fransa bölgede etkili aktörlerden bir tanesi. Bunu da biz en çok hatırlayalım. İkinci Karabağ Savaşı başladığında Ermenistan'ın açık ve net bir şekilde Paşinyan'ın özellikle Fransa'yla adeta bir istişare, danışmanlık süreci içerisinde götürdüğünü gördük ki, hemen onu da hatırlatmak lazım. Rusya'yla Paşinyan arasındaki, Ermenistan arasındaki o dönem temel gerginliklerden bir tanesi de Macron'un bu bölgede bu kadar etkin politikalar izlemesiydi. Şimdi sizin söylediğiniz özellikle İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın Brexit sonrasındaki bu yayınlamış olduğu stratejik belge aslında İngiltere'nin uzun süredir Avrupa Birliği içerisinde de Avrupa Birliği'nin o hep daha geniş vizyonu olmasını sağlayan dış politika bağlamındaki rolünü bir kere daha kendi bağlamında yeniden çok daha geniş çerçevede ve ismindeki gibi bir belirsizlikler çağında Birleşik Krallık ne kadar etkin olabilir bağlamında. Şimdi bir kere tekrar bu bölgeye yönelmesinin arkasında Fransa ile rekabetini göz ardı etmemek lazım. Çünkü Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere hemen Brexit sonrasında Türkiye'de bu ülkeler arasında yeni ilişkiler, yeni farklı yöntemlerle ilişkiler geliştirmek açısından dünyanın her bölgesinde tekrar çok etkin rol oynamak adına önemli adımlar attı. Biliyorsunuz Türkiye ile uzun süredir var olan Ankara Anlaşması'nın güncellenmesi, bu bağlamda ikili ilişkilerin yakınlaştırılması ki savunma sanayinde özellikle bizim İngiltere ile işbirliklerimiz önemli. Siz de söylediniz, daha geriye gidelim. 15 Temmuz'da Avrupa'dan hiç ses çıkmazken İngiltere Avrupa İşleri Bakanı'nı Türkiye'ye göndermişti 16-17 Temmuz gününde. Yani İngiltere uzun süredir aslında hem Brexit'le beraber kendisini daha geniş coğrafyalarda yeniden bir varlık kazandırma eğilimini gösteriyor. Bu çok şaşırtıcı değil ama özellikle Güney Kafkasya bağlamında burada hem Fransa'nın çok etkili rolüyle rekabet etmek hem de Avrupa Birliği'nin özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra bu bölgeye tekrar yöneldiğini görüyoruz. Şimdi bunun biraz tarihi aslında arka planına da değinmek lazım. Çünkü Fransa Avrupa Birliği içerisinde belki bu bölgedeki tarihi bağlamda uzun süredir burada olan bir aktör ama Avrupa Birliği Güney Kafkasya bölgesinde özellikle Gürcistan, Ermenistan'ın olduğu bu bölgeye 1990'larda kurumsal bir ilişki tipi benimsiyor ve 1990'larda bu bölgeye yönelmesinin arka planında bir pragmatik sebep var: enerji. Şimdi bugün ben çok tarihin tekerrür olduğuna inananlardan değilim ama benzerlikler elbette kaçınılmaz ve yaşanıyor. Bugün Avrupa Birliği Nisan ayında özellikle de Can Azerbaycan'ımızın Karabağ zaferinden sonra Türkiye ile birlikte bu bölgede barışın tesisinde çok etkin olmasından sonra Avrupa Birliği de iki zorunlu sebep nedeniyle tekrar bu bölgeye yöneldi. Bunlardan hiç şüphesiz ilki, hep konuşuyoruz, enerji. Ama zaten Azerbaycan'ın hocam Batı'yla, İngiltere'yle, İngiltere'nin çok büyük, sadece bir de maden, oradaki Karabağ'daki madenler konusunda falan filan. Çok önemli ilişkileri var zaten Batı'yla, çünkü yüzü Azerbaycan'ın Batı'ya dönük. Yani Türkiye Cumhuriyetlerinden ya da Türk Cumhuriyetlerinden en yüzü, tek belki de yüzü Batı'ya dönük olan cumhuriyet. Yani buradaki kargaşa, mesela Gürcistan dediniz. Gürcistan bu denkleme girer mi? İyice de karışır çünkü orası. Yo, şöyle, eğer Güney Kafkasya'da bir barışı konuşacaksak, çünkü Osetya gerçeği var Gürcistan'da. Şimdi bunları
bunları yatsıyarak konuşmak çok kolay değil. Güney Kafkasya'da biz barışı konuşurken tabii ki 2. Karabağ Savaşı ve sonrasındaki zaferden sonra biz biraz daha ağırlıklı olarak Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ve ilişkilerin normalleşmesini düşünüyoruz ama biraz önce Vişne Hoca da söyledi, bir bölgesel barış sağlanacaksa bu noktada Osetya gerçeğini, Gürcistan'ı ve diğer bölge ülkelerini, ki Türkiye'nin buradaki en kritik rolü Türkiye Cumhuriyeti'yle ve Türk dünyasıyla kurulan ilişkilerdir, katmamak olmaz. Ama şunu söylemek lazım AB ile ilgili. Evet, Azerbaycan'ın Batı'yla zaten iyi ilişkileri var, Brüksel bağlamında da, ama hem 1. Karabağ Savaşı, ki onu tam söylüyordum, 90'larda enerjiye dayalı bir ilişki kuran AB hep Ermenistan'ın tarafında uluslararası hukuk bağlamında hukuksuzlukları desteklediği için Azerbaycan'la Batı arasındaki bu ilişki de her zaman bu bağlamda oldukça gergin bir tansiyonda ilerledi. Ve yine Fransa'nın Ermenistan'a son dönemde 2. Karabağ Savaşı'nda destek vermesi de açık ve görünürdü. Dolayısıyla Avrupa Birliği de aslında Nisan 2022'den itibaren komisyon başkanının, parlamento başkanının barışı sağlama sürecinde etkin rol oynamaya çalışması, hem kendisinin bu bölgede, yani buradaki direkt sadece Güney Kafkasya'nın ötesinde, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen haftalarda Türkmenistan ziyareti olduğu Türkmen gazının buraya taşınması, ki bu 90'larda da konuşulan bir projeydi, tüm bunların olası hayata geçirilmesi durumunda AB burada etkin olmak istiyor. Çünkü bu bölgenin enerjisine ihtiyacı var. İngiltere'de AB'nin olduğu bütün coğrafyalarda Brexit sonrasında ortaya çıkan rekabet durumunda kendisinin de bir varlık kazanmasını istiyor. Tam buradan bir soru sorayım mı hocam? Şimdi Ukrayna Savaşı sırasında biliyorsunuz Boris Johnson Fransa ve Almanya'yı ikiyüzlülükle suçlamıştı. Evet. Şimdi bu suçlamayla savaşın ülke stratejilerini nasıl etkilediğine dair bir tartışma başlamıştı. Mesela ne dersiniz? Sizin şu anda geldiğiniz yerden şunu mu demek istiyorsunuz? Avrupa'da yeni bir dönem mi başlıyor? Mesela İngiltere Avrupa'nın yeni döneminin liderliğine mi oynuyor? Zaten 19. yüzyılda da hani liderdi, sonra ABD'ye kaptırdı. Şimdi tekrar sahaları mı geri dönüyor? Mesela Avrupa ordusu hayali gerçekleşecek mi? Belki şöyle söylemek lazım. Şimdi İngiltere AB dışında kalan bir aktör olduğu için İngiltere çok daha geniş perspektiften kendine bir güç alanı oluşturmak istiyor. Çünkü bu bölgede savaş ne zaman biteceği belli değil ama savaş sonrasında dengelerin savaş öncesiyle aynı olmayacağı %100 kesin. Belki şunu söylemek lazım hem İngiltere hem de AB için. AB'nin içinde bu savaşın sonrasında çok ciddi kırılmalar yaşanacak. Şu anda da ciddi ayrışmalar ve kırılmalar var. Ama bu sadece AB'nin içerisindeki kilitlenmişlik değil, aynı zamanda Amerika'nın, transatlantiğin AB'nin üzerine yaptığı baskıyla da ilgili bir kırılma olacak. İngiltere'de her coğrafyada, İngiltere'nin dış politikasına baktığınız zaman her coğrafyada güç alanı açmak isteyen, bunu farklı aktörler ve farklı yöntem stratejilerle yapan bir ülkedir diğer AB ülkelerine kıyasla. Dolayısıyla Pelosi'nin Ermenistan ziyareti, MI6'in başının Ermenistan ziyareti çok tesadüfi değil ama unutmamak lazım ki her ülke kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir dengede yer edinmek istiyor bu coğrafyada. Çok haklısınız hocam. Ahmet hocam, şimdi asıl hani sizin olduğunuz yerden meseleye bir bakalım. Şimdi biraz önce söyledik, İngiltere'nin Azerbaycan'da müthiş yatırımları var, özellikle enerji konusunda. Bir, MI6'nın başkanı Ermenistan'a niye gitmiş olabilir? Mesela İngiltere-Ermenistan işbirliği mümkün olur mu? Bu ne demek? Hem Azerbaycan-Türkiye ilişkileri için eğer bu mümkün olursa, hem Türk dünyası için. Yani nasıl dahil olabilir İngiltere Kafkaslar'da ya da neyi hedefliyor? Ama asıl sizce Paşinyan üçlü zirveye niye gitmedi? Oradan nasıl görünüyor durum? Bütün bu konuştuklarımızı potaya attım hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Ben de tüm izleyicilerimizi ve değerli konuklarımızı selamlıyorum Bakü'den. Aslında çok önemli ve hassas bir konudur. Çünkü 2020 yılının 44 günü 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir barış süreci başlatıldı. İlk haftalarda her iki ülke için önemli olan konularda bazı anlaşmalara varıldı. Rehineler takasında mayın haritalarının teslim edilmesi ve diğer konularda hem Moskova'da hem Brüksel'de, Avrupa Birliği'nde hem de Washington'da, ABD'de Paşinyan-Aliyev görüşmeleri
gerçekleştirildi ve çok ciddi de ve önemli de anlaşmalara varıldı. Ve bu yılın Ağustos ayına kadar artık böyle bir atmosfer var idi, böyle bir düşünce var idi ki 2022 yılının sonuna kadar Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir nihai barış anlaşması imzalanacak. Hatta Sayın İlham Aliyev de bunu kesinlikle söylüyordu ki bu durum bu şekilde devam ederse biz yılın sonuna kadar iki ülke arasında barış anlaşması imzalayacağız ve Azerbaycan bununla bağlı 5 ilkeden oluşan bir barış taslağını da sunmuştu ki bu da sadece Azerbaycan'ın talebi isteği değildi. Yani bu uluslararası hukuka dayanarak her iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünün sınırlarının dokunulmazlığını, uluslararası platformda birbirine karşı tehdit, şantaj karakterli mesajlardan vazgeçilmek ve bu gibi birbirine karşılıklı saygı duyulması konusunda bir anlaşmaydı. Ve bu artık kesinleşmişti ama Eylül ayının 12'si 13'ü biliyorsunuz devlet sınırında bir kışkırtma oldu Ermenistan tarafından ve 2-3 günlük bir savaş çıktı. Ve bu savaş artık tüm o umutları suya düşürmüş oldu. Yeniden bir gerilim yarandı. Bunun da aslında şimdiye kadar varılan bu anlaşmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla elde edilmiştir, varılmıştı. Sanki bölgede Rusya ile Batı arasında, Avrupa Birliği, dolayısıyla Batı ve ABD arasında bir yarış var ki Ermenistan-Azerbaycan arasında barışa varılması hangi gücün, hangi ülkenin arabuluculuğuyla gerçekleşecek diye bir yarış var. Çok amansız bir yarıştı. Çünkü Moskova'da, Soçi'de Aliyev-Paşinyan görüşünün hemen ardından ya Brüksel'de ya Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nde ya Washington'da bir gerçekleşme oluyor, bir görüşme gerçekleşiyordu. Ve aynı şeyler, aynı konuları konuşuyorlardı ama arabulucu kim olacak diye bu farklıydı. Şimdi biliyorsunuz Aralık ayının 7'sinde Brüksel'de yine Paşinyan ve Aliyev arasında bir buluşma gerçekleşecekti Avrupa Birliği vasıtasıyla, arabulucuyla. Ama bir gün önce, bu görüşe bir gün kala Paşinyan böyle bir talep ileri sürdü ki Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımı sağlanırsa ben bu görüşmeye gelirim. Tabii ki Azerbaycan tarafı bunu kabul etmedi asla çünkü Fransa Cumhuriyeti'nin Azerbaycan ve Türkiye karşıtı son açıklamaları, siyasetleri asla kabul edilmezdi. Paris'te Azerbaycan Büyükelçiliğine karşı saldırılar ve Fransız polisinin buna sessiz kalması, Fransız senatosunda Azerbaycan karşıtı asılsız ve suçlayıcı bir kararın kabul edilmesi Azerbaycan-Fransız ilişkilerini sanki ikinci plana düşürdü. Artık Azerbaycan'da Fransa'ya ikinci Ermenistan gibi bir bakış açısı var. Yani bu da tam haklıdır. Ve iki gün bundan önce de Moskova'da üç ülkenin ve önceden planlaştırılan bir görüşmeydi ki Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 2022 yılının sonunda bir görüşme gerçekleştirecekler. Ve bir gün kala yine Ermenistan tarafı bu görüşmeye gelmekten, katılmaktan vazgeçti. Ama yine Azerbaycan-Rusya Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Onlar Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu barış anlaşmasının şartlarını ele aldılar. Son Laçın yolunda, Şuşa-Hankendi yolunda biliyorsunuz artık bugün 14. gündür ki eko aktivistlerin, Azerbaycanlı aktivistlerin katılımıyla bir protesto itiraz aksiyası var. Orada Karabağ'da Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yasa dışı kullanılmasına karşı onu konuştular Azerbaycan'da Rusyalı Dışişleri Bakanları. Aslında Ermenistan'ın de facto bu görüşe katılmasının hiçbir önemi yok Azerbaycan için. Çünkü az önce Vişne hocamızın da söylediği gibi Ermenistan'la bağlı tüm konuları direkt Rusya'yla konuşmamız gerekir. Çünkü Karabağ'da bugün Rus barış güçleri var. Onların bölgeden ayrılmasıyla Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altına geçebilecek bölge ve 2025 yılının Kasım ayına kadar Rus barış güçleri orada kalacaklar. Çok hiç şüphesiz ki Azerbaycan 2025'ten sonra Rus ordusunun orada kalmasına izin vermeyecek ve dolayısıyla peki hocam 2025... orada Rus barış güçleri var ya, Türk barış güçleri de olsun olmaz mı? Türk tabii ki bizim için arzu olunandı Türk ordusunun, Türk niye?
Karabağ'da olması. Dolayısıyla Adam'da bugün var. Biliyorsunuz Azerbaycan'da Türkiye Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Komutanlığı var ve onun başında da çok değerli Paşamız Bahtiyar Ersay var. Bu arada bir ay bundan önce Azerbaycan Savunma Bakanı Başdanışmanı olarak atandı ki bu da bizim kardeşliğimizin, birlikteliğimizin çok büyük bir örneğiydi ve Türk ordusu modeline geçmek de herhalde önemli bir şey. Ne anlama geliyor hocam? Evet, Azerbaycan aslında Azerbaycan'la Türkiye arasında bu askeri sanayi, askeri savunma sanayisi ve silahlı kuvvetlerin modernleştirmesi, NATO standartlarına, Türkiye standartlarına geçmesi yıllardır devam ediyor. Bu özellikle de 2020 yılının 44 günü 2. Karabağ Savaşı'nda bunu biz bir kez daha gördük. İki ordu yönetimi birlikte hareket etti ve Türk yapımı İHA'ların, SİHA'ların çok başarılı şekilde Karabağ'daki askeri operasyonlara katılması bizim zaferimizi daha hızlı şekilde 44 gün içinde başarılı sundu. Ve bugün de bu askeri işbirliği devam ediyor. Son 2 yıldır, bu savaştan sonraki 2 yıldır Azerbaycan'la Türkiye arasında neredeyse 10'a yakın ortak askeri tatbikatlar yapıldı ve son biliyorsunuz İran'la sınırda da bir kardeş yumruğu ortak tatbikatı yapıldı ki bu tek Ermenistan'a değil İran'a ve diğer ülkelerde bir açık mesajıydı. Burada virgülleyelim, dönüşte devam edeceğiz hocam, reklama gitmek zorundayım. Küçük bir minik reklam arası, dönüşte buradayız. Döndük efendim, buradayız. Siz de doğru adres, görüş açısındasınız. Ahmet hocam, virgüllemiştik, kardeş yumruğu demiştik. Azerbaycan ve Kafkasya'yı konuşuyorduk. Ermenistan meselesi üzerinden buyurunuz. Evet, yani Azerbaycan Türkiye Türk ordusuna şekillenmesi, yani vahid ordu, tek ordu forması gelmektedir ve bu yıllardır devam ediyor ve 15 gün, 20 gün bundan önce Azerbaycan'da, özellikle de İran'la sınırda, güney tarafta kardeş yumruğu ortak tatbikatı gerçekleştirildi. Bu tek Ermenistan'a değil, aynı zamanda Azerbaycan'ı tehdit eden diğer ülkelere de bir mesajdı ki artık bundan sonra Azerbaycan'ın yanında Türkiye Cumhuriyeti var ve bu da 2021 Haziran ayında imzalanan Şuşa Deklarasyonu var, Şuşa Beyannamesi de artık resmiyete dökülmüş oldu ve bugün Azerbaycan ve Türkiye karşısında bir 2025 hedefi var. Yani 2025 yılına kadar Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tek bir ordu şeklinde, bir vahid tek güç halinde hareket edecek. Çünkü 2025 yılı bizim için önemliydi. 2025 Kasım ayında Karabağ'daki Rus barış güçlerinin süresi doluyor ve resmi Bakü, Azerbaycan hiç şüphesiz ki o süreni 5 yılda uzatmaya izin vermeyecek ve Rus ordusunun, Rus askerlerinin Karabağ'dan ayrılmasını talep edecek ki bu zaman Azerbaycan'ın daha güçlü olması ve Türkiye ile birlikte hareket etmesi, Azerbaycan Türk ordularının birlikte olması şarttır. Ve o yüzden bu askeri tatbikatlar devam ediyor ve Azerbaycan'ın hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de bu askeri tatbikatlar devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan Korgeneral Bahtiyar Ersay'ın da Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na başdanışman olarak atanması artık Azerbaycan'daki Azerbaycan ordusunun Türk standartlarına, Türkiye Türk ordusu standartlarına getirilmesinde belirleyici bir noktaydı. Ve Karabağ'daki bu barış süreciyle bağlı, Ermenistan'ın neden bu barış görüşmelerine katılmamasıyla bağlı da çok önemli bir konuya değindiniz ve değerli uzmanlarımız da çok önemli fikirlere değindiler. Aslında burada Nikol Paşinyan hükümetiyle Rusya arasında bir fikir ayrılığı var. Yani Rusya ile Ermenistan arasında biliyorsunuz tarihi bir bağlılık var ve Vişnevçoğumuzun söylediği gibi Ermenistan'da neredeyse %99 hayatın tüm alanları Rusya'nın elinin altında. Rusya bağlıdır, Rusya'nın etkisi var. Ermenistan'da Rusya'nın iki askeri üssü var ve Ermenistan'ın tüm devlet sınırlarını, tek Azerbaycan'la bağlı değil, yani Türkiye ile de diğer ülkelerle de olan sınırlarını Rus ordusu
bugün koruyor, savunuyor. O yüzden Rusya ile Ermenistan ilişkilerinde bir engel, tek engel Nikol Paşinyan hükümetidir ki hükümet başına iktidara geldikten sonra açık şekilde Rusya karşıtı siyaset yürütmektedir ve 44 günlük savaşta da Rusya'ya karşı açıklamalarını biz gördük. İskender roketlerinin başarısız olması, Rusya'nın kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde Ermenistan'a destek vermemesi, oysa ki savaş Ermenistan topraklarında değil, Karabağ'da gidiyordu. Yani bu tür suçlamalar ve son aylar ABD'ye, Avrupa'ya yönelik açık siyaseti, Nancy Pelosi'nin Erivan'a gelmesi, orada Ermenistan'a destek vermesi, daha sonra sizin de söylediğiniz İngiliz istihbaratının başkanlığı ve diğer Avrupalı yetkililerin sürekli Ermenistan'a geliş gidişi tabii ki Rusya'yı rahatsız etmektedir ve Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan sonra Rusya Federasyonu'nu hayatın tüm sahalarında, dünyanın tüm noktalarında sıkıştırmaya, köşeye sıkıştırmaya çalışan Batı, Avrupa, tabii ki Güney Kafkasya'dan da Rusya'nı çıkarmaya çalışıyor. O yüzden bu Karabağ konusunda Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına varılmasında Rusya'nın rolünü sıfıra indirmek ve Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla bu barış anlaşmasını imzalamak istiyor. O yüzden Paşinyan sürekli Moskova'da gerçekleşen bu görüşmelere ne kendisi ne de Dışişleri Bakanlığı'nın katılmasını istemiyor yani. Peki hocam, aslında orada İran faktörü falan da var ama iş çok uzar. Şöyle devam edelim mi? Vişne hocam, biliyorsunuz bu Paris'te ırkçı bir Fransız, 69 yaşında bir adam. Daha önce de zaten böyle bir suç, işte kılıçla falan saldırmış. Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırdı. Paris sokakları gerçekten karıştı. Maalesef 3 tane ölü, 4 tane yaralı var. Biz PKK konusunda, terör konusunda Avrupa'yı defaatle uyarmıştık. Zannediyorum İletişim Başkanlığı'ndan bir video hazırlanmış ya da sosyal medyada daha doğrusu denen bir video var. Şu, ona bir bakalım, sonra geri döneceğiz. İşte Ankara'da patlayan bombanın şehrin göbeğinde terör örgütü yandaşlarına şov yapma imkanının sağlandığı Brüksel'de veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinde patlamaması için hiçbir sebep yok. Bu açık gerçeğe rağmen Avrupa ülkelerinin hala aymazlık içinde hareket ediyor olmaları mayın tarlasında dans etmek gibi. Ayağınızın ne zaman mayına basacağını asla bilemezsiniz. Ama bunun kaçınılmaz bir son olduğu da açıkça ortadadır. Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Boynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. İşte gerçekten çok üzücü. Çünkü sonuçta hani biz defaatle uyardıysak da bizi dinlemediler ama olan oradaki masum insanlar oluyor. İşte Paris sokakları karıştı. Biz daha önce örneğin Belçika'dan Fahriye Erdal'ı istedik. Vermediler. Bir de adamlar tehdit etti. Belçika'ya dedi ki eğer verirseniz burayı kan gövdeye götürür dedi. Palme'nin ölüm emrini bizzat Öcalan'ın kendisi verdi. Bunu da biliyorlar. Bu PKK desteği, terör desteği Avrupa'nın ya da Batı'nın nasıl okuyorsunuz hocam? Israrcı desteğini. Şimdi tabii PKK onlar için bir araç. Yani Orta Doğu'da veya başka sahalarda var olmak için Avrupa'nın çeşitli araçlara ihtiyacı var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi araçlara sahip değil, Rusya gibi araçlara sahip değil. Kimi zaman bölge devletleri, işte Türkiye, İran ya da Körfez ülkelerinin geliştirebildiği gibi politikalar geliştiremiyor. Çünkü bölgede değil. Dolayısıyla Avrupa özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Dolayısıyla çeşitli vekillere, çeşitli araçlara ihtiyaç duyuyor. Terör örgütleri de
her zaman ucuz vekalettir. Yani bir devletle de işbirliği yapabilirsiniz tabii ama her zaman pazarlık marjınız yüksektir. Diğeri ise daha kontrolünüz altında tutabileceğiniz ucuz bir iş gücüdür kendi adınıza. Bir milis gruptur. Dolayısıyla yani nasıl dedik Kafkasları konuşurken, Batı veya özellikle burada Avrupa çeşitli şekillerde var olmaya çalışıyor. Başarısız olsa da çalışıyor. Çünkü yani çok hani böyle hikayeleştirerek söyleyelim ama başarısız oldu diye dükkan kapanmıyor. Tekrar ertesi gün tekrar siyaset üretmek zorundasınız. Bir araca da yatırım yaptığınız zaman tabii bu yatırımın yan etkileri oluyor. Mesela yeni etkilerinden birini biz Paris sokaklarında görüyoruz. Sebep bin ırkçı saldırı vesaire kısmını bir tarafa bırakarak konuşuyorum. Çünkü Avrupa'da ırkçılık herhalde hiçbirimizi de şaşırtmaz bu anlamda. Evet. Yani herkes kurban olabilir Avrupa ırkçılığının. Dolayısıyla hani onun dışında konuşuyorum. Son yaşanan ve PKK'nın da aslında ya da PKK sempatizanlarının aslında olayı ırkçılığın ötesine taşıyıp kendileri adına bir saha, bir alan, bir meşruiyet devşirme çabası bu. Sokağa ve siyasete aslında müdahil olma çabası. Burada biz görüyoruz ki bunun bir yan etkisi var. Nedir? Siz araç olarak kullandığınız, militanlaşmasını desteklediğiniz o nüfusun bir kısmını kendi içinize taşıyorsunuz. Ve sizin siyasetinize, sizin büyük stratejilerinize, sizin aslında kendi içinizde yaşadığınız sorunlara müdahil olmasının önüne açıyorsunuz. Dolayısıyla Fransa kendi PKK'sını yaratıyor aslında. Yani sadece dışarıda kullandığı PKK'yı değil, kendi içindeki PKK'yı yaratıyor. Bu nedenle de zaten siz bir araca böyle yatırım yapmaya başladığınız zaman, kendi içinize de onu taşıdığınızı bildiğinizden aslında bir yandan da onu rahatsız etmemeye çalışırsınız. Hem yatırım yapmaya devam etmek hem de o rahatsızlıktan kendinizi mümkün olduğunca sakınmaya çalışırsınız. Ve böylece top büyür, 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 büyür. Bugün Paris'te gördüğümüz gibi PKK'nın biz PKK'lıyız diye sokaklarda dolaştığı ve dolayısıyla Fransa'yı, devleti, Fransa sivil toplumunu, düzeni tehdit ettiği açık bir noktaya gelirsiniz. Yani Orta Doğu için PKK'yı kullanmaktan siz PKK'yı kendi Fransız sokaklarınıza bu anlamda taşımış olursunuz. Bunu görüyoruz. Buyurun hocam. Belki katkı vermek üzere kısacık bir alayım. Sonra bu Rusya-Ukrayna'ya döneceğim. Tabii şimdi tabii neden nasıl bu kadar güçlendiler sorusunun arka planı sizin sorduğunuz kısımla da çok ilgili. Avrupa ülkeleri PKK'yı ya da sonrasında PYD, YPG her neyse artık bugünkü bütün adıyla beraber aslında uzun yıllardır kendisinin toplum, siyaset, ekonomi ve medya yaşantı alanlarının içerisinde inanılmaz derecede güçlendirdi. Yani bunları Orta Doğu'da veya farklı bölgelerde vekalet savaşçısı olarak kullanmasının ötesinde kendisi ev sahipliği yaparken STK'larına izin vererek, medya kuruluşlarına izin vererek ciddi anlamda kendi ülkelerinin içinde güçlendirdi. Bugün izlediğimiz bu görüntülerinde arkasında en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Şimdi İsveç, Finlandiya, NATO üyeliği üzerine çok fazla konuştuğumuz için son zamanlarda belki uzun yıllardır konuşulmayan birçok gerçeklik ortaya çıktı. Yani bu bölgelerde Fransa görüntüde var ama hatırlayalım İsveç'te geçtiğimiz aylar içerisinde mecliste bu grubu temsil eden seçilmiş isim vardı kadın. Tabii. Hatırlayalım kadın Tabii. terörist. Yani şimdi dolayısıyla artık PKK yapılanması bu ülkelerde siyaset alanına zuhur etmiş durumda. Hayatın içerisinde STK'larla bir şekilde etki alanı yaratmış durumda. Dolayısıyla kendi istemedikleri bir şey olduklarında da şehirleri, ülkeleri yakıp yıkıyorlar. Belki bunun tek bir açıklaması var. Cumhurbaşkanımızın bu konuşması, daha önceki konuşmalarında da sık sık vardı. Hep şunu söylüyor ve çok doğru. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Eğer siz bunları beslemeye devam ederseniz bir gün size de dönecektir dedi.
ki bunları biz çok defa başka Avrupa ülkelerinde gördük. Kendilerinin istemedikleri, yani illa Türkiye üzerinden bir konu olmasa da içeride istemedikleri bir şey olduğu zaman da işte dükkanları, her yeri yakıp yıkıyorlar. Evet. O yüzden Avrupa'nın bence uyanmak için hiçbir zaman geç değil ama çok zor olduğunu düşünüyorum. Biz İsveç ve Finlandiya'yı bu noktada Türkiye çok çok doğru bir hamle yaptı. İsveç ve Finlandiya'da uzun yıllardır kökleşmiş olan köklerini sarsmak veya koparmak konusunda önemli adımlar atılacak mı göreceğiz ama hali hazırda bizim NATO altında sözde müttefikimiz olan ülkelerde durum bu. Çok da şaşırtıcı görüntüler değil ama tabii ki Fransa açısından üzücü. Gerçekten üzücü. Gerçi konuşacağız. İsveç işte Sayın Cumhurbaşkanı işte terörle mücadele konusunda ne kadar hassas olduğumuzu anlatmış. Bülent Keleş'in ismini vererek geri istemişti. Geri gelmedi ama onu ayrıca konuşacağız. Hocam şimdi Rusya'nın çok sıcak bir şeylere hazırladığını fark ediyoruz. Neden? İşte Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı sahaya gidiyor. 1,5 milyona çıkartıyor asker sayısını, aktive ediyor işte nükleer başlıklarını falan. Bir şey, bir sıcak bir şey var ve artık diyor bu savaşın sürdürülemeyeceğini gördüğü için artık diyor ben bunu keseyim, bitireyim, kökten halledeyim diyor. Gözünü Kiev'e dikmiş durumda. Şimdi savaştan 300 gün sonra Zelenski yurt dışına çıktı, ABD'ye gitti, özel uçakla alındı. ABD'den 1.8 milyar dolar silah aldı, yetmez dedi. Biden da dedi ki dengeleri koruruz. Şimdi siz bu ziyareti savaşa ilişkin olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela neden gitti ABD Zelenski? Bir de ABD'nin patriot desteği ne demek? Çünkü Rusya dedi ki tamam biz patriotları hallederiz ama bunları teslim edersen ben seni savaşa girmiş sayıyorum dedi. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar ertelediği bir adımdı bu. Yani bu savunma sistemleri, hava savunma sistemleri meselesi savaşın doğası yıpratma harbine döndüğü andan itibaren Ukrayna saldırısı da başladığında, karşı saldırısı başladığı anda itibaren aslında tartışılıyordu. Çünkü Ukrayna karşı saldırısı önemli ama Ukrayna tüm cephelerde birden Rusya'nın tamamen topraklardan yani böyle bir geri dönerek, yuvarlanarak kendi Kırım dahil terk etmesini sağlayabilecek güçte bir karşı saldırıyı başlatabilmiş değil. Yani parça parça gidiyor karşı saldırı. Çok önemli. Ukrayna direnişinin gayet hazırlıklı olduğunu bize gösteriyor. Gelen desteklerin de aslında Rusya'yı yıpratma adına belli bir anlamı olduğunu gösteriyor. Ama Rusya'yı savaşma azminden kopartmış değil. Çünkü Rusya ne de olsa bir büyük güç, konvansiyonel zayıflıkları ya da sahada savaşın iyi gitmediği noktaları biz analiz edebiliriz sahada elbette ki. Zaten başta bence Rusya Kiev'deki rejimi değiştirme gibi daha bütüncül, daha topyekun bir amaçla hareket etmişti. Bu gerçekleşmediğinde taktik amaçlarını değiştirdi. O noktadan itibaren de hani bir ileri iki geri bir yıpratma harbinin içerisinde aslında Ukrayna'da Rusya'da. Yıpratma harbi çok zor bir harp. Amerika Birleşik Devletleri bu harbi Rusya'nın yıpranması adına bir vekalet harbi olarak görüyor. Bunlar tamam. Ama bence şurada Batı bir hesap yapamadı. Yani nasıl Rusya başta bir yanlış hesap yaptı, Batı'nın da bir yanlış hesap yaptığını düşünüyorum. Rusya yıpratma harbinin içerisinde dahi bundan vazgeçmiyor. Yani stratejik bir amacı var. Büyük güç statüsüne geri dönmek ve o gerçekleşinceye kadar bu harbi de devam ettirmek kararlılığında. O zaman biz çok hassas bir noktada duruyoruz. Yıpratma harbi devam ediyor. Ama yani bir yok etme harbine de dönüşebilir her zaman. Yani yok etme derken tabii Rusya'nın yok olmasından bahsetmiyoruz. Kocaman bir ülke onun yok olması. Ama Rusya'nın azminin ve bütün stratejik amacının yok olmasından bahsediyoruz. Bunun içinde tabii her tarafın el yükseltmesi gerek. Bu çok riskli bir şey. Çünkü sadece savaş Ukrayna-Rusya arasında değil, savaş yayılabilir Batı-Rusya arasında bir... Bedelleri çok büyük olan her taraf için bunu ne Batı istiyor ne Rusya istiyor bakarsanız. Maliyet çok yüksek çünkü. Maliyet yüksek olduğu için bu amaçlanan bir şey değil ama sonsuza dek yıpratma harbi de devam etmeyecek.
Rusya 2023'te de bu harbi devam edeceğini söyledi. Yani demek ki 2023'e de bu opsiyonu tanıyor. Ama saha her zaman radikalleşmeye açık. Ve aynı zamanda 2023 sonrası ne olacak? Yani bir yerde yıpratma harbinin bir yere doğru yöneldiğini, dönüştüğünü biz göreceğiz. Şimdi tabii bu noktada Ukrayna direnişine verilecek destek önemli. Çünkü Rusya'da elini şöyle yükseltti sahada. Ukrayna'nın kritik altyapısına hedefliyor biliyorsunuz. İşte elektrik yok, ısıtma sistemleri çalışmıyor. Yani zaten daha önce de uyguladığı bir taktikti. Daha çok hep altyapıya doğru. Biz bunu nükleer santral meselesinde korkunun manipüle edilmesinde gördük. Ama altyapı işte aynı zamanda tren istasyonları, garlar vesaire vesaire. Yani özellikle Ukrayna'da nüfus boşaldıktan sonra belirli alanlarda altyapıyı hedefleyerek tabii savaşın maliyetini Ukrayna için hem çok arttırıyor hem yani Ukrayna'nın tekrar inşasının maliyetini de arttırıyor. Ve böylece yıpratma harbinin öteki tarafını, öteki yüzünü de Ukrayna'ya dayatıyor bu anlamda. Bugün için Ukrayna'nın da tabii ki direniş özellikle başarılıyken savaş azmini kıramazsınız ama bunu bir ay, iki ay diye söylemeyin. Savaş çıktığında herkes 15 günde biter diyordu. Sonra bir ay, sonra iki ay. Yani bir seneyi neredeyse devireceğiz. Yani bir seneyi, seneyi devriyesi olacak. Dolayısıyla bu sürekli devam eden bir savaş. Batı'ya da baskı yapıyor. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini ve bu savaşın Ukrayna adına süreceği mesajını verdi. Dolayısıyla biz yakın bir tarihte savaşın düşmesini, tansiyon yitirmesini beklememeliyiz bu anlamda. Rusya da kararlı, Ukrayna da kararlı olma konusunda destek alıyor. Patriot sistemleri önemli çünkü kritik altyapının korunması bakımından son derece önemli. Dediğimiz gibi topyekun bir saldırı yapamıyor Ukrayna karşı saldırı ama parça parça karşı saldırıları başarılı. Dolayısıyla kendi topraklarının kritik altyapısını falan da koruyabildiği sürece bu savaşı Rusya için maliyetli hale getirebilme olasılığı var Ukrayna adına. Dolayısıyla Amerika'nın verdiği bu destek ki çok istiyorlardı bu desteği Ukrayna uzun bir süredir önemli. Amerika'da bugün bunu vermek mecburiyetinde kaldı. Çekinmesinin temel nedenini siz aslında söylediniz. Çekinmesinin temel nedeni Amerika bu işi bir vekalet savaşı olarak görmek istiyor. Amacına da hasıl oldu aslında bakarsanız. Rusya'yı sınırladığını düşünüyor. Çünkü Rusya Ukrayna ile savaşıyor. Amerika yani evet tabii ki Batı ile savaşıyor. Tabii ki o anlamda AB yaptırımlarıyla karşı karşıya. Tabii ki Amerikan yaptırımları ve Amerikan silahlarıyla karşı karşıya ama aslında Ukrayna ile savaşıyor baktığınızda. Ve bir büyük gücün bir küçük güçle vermiş olduğu bir mücadele ve zorlandığını bütün dünya görüyor. Bu sırada da Amerika Birleşik Devletleri kendi seçtiği rakibine odaklanabiliyor. O da Çin ve Asya meselesi. Dolayısıyla burada maliyetin kendi adına çok az olması gerek. Yani bu savaş sürsün, Amerika işe bulaşmasın, Avrupalılar ve Amerika arasındaki ilişki kopmasın, iyi olsun ama Amerika'nın her zaman yararına olsun şeklinde kotarırsın. Dolayısıyla bu tür bir hesabı, kitabı var. Bugüne kadar da bu işledi. O nedenle ne NATO adına NATO'yu bulaştıracak bazı hamleleri ne de kendisini bizzat bulaştıracak bazı hamleleri yaptı. Bugün buna tabii mecbur oldu çünkü kritik altyapı Ukrayna adına önemli ve Ukrayna'ya verilen desteğin gösterilmesi bakımından önemli. Bu konuda Ukrayna ve Batılılar Amerika Birleşik Devletleri'ni bu işin kaymağını yemekle de suçluyorlardı ki haksız sayılmazlar. Dolayısıyla böyle bir çerçeve var. Tabii patriot sistemlerinin kullanılması için gerekli eğitimin verilmesi belli bir süre alacak. Ve bu süre zarfında bunlar kullanılacak mı, kullanacaksa kim kullanacakla ilgili belirli spekülasyonlar da yapılıyor. Tabii Amerikalıların bu işe üçüncü taraf olarak doğrudan bulaşması evet bir anlamda caydırıcılığı arttırır Ukrayna adına ama aynı zamanda riski de arttırır. Çünkü siz bir taraf oluyorsunuz ve bu noktada zaten Rusya'da bu riskin artacağını söylüyor. Putin'in yaptığı açıklamaya baktığında sahada göreceğiz dedi patriotlarla ilgili karar. Bu ne demek zaten? Bu demek. Dolayısıyla
riskin bu şekilde artması aslında Batı için iyi değil, Amerika için de iyi değil, Rusya için de iyi değil. Ama bu bir savaş ve bu savaş her zaman riskin kontrol edilebileceği bir savaş değil. Uzadıkça, yıpratma harbi devam ettikçe aktörler ellerindeki çünkü tüm araçları sahaya sürmediler. Sahaya yavaş yavaş tüm araçları sürmeye başlıyorlar. Kendi her zaman kendi kontrollerinde de olmuyor bu sürme. Bazen istenmese de ya da çok arzu edilmese de sürmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bunu yapmasa Amerika Birleşik Devletleri o zaman müttefikler dönecek. Evet, Ukrayna bir müttefik değil, bir NATO müttefiki değil ama diyecekler ki Amerika Birleşik Devletleri o zaman niye arkasını boş bırakıyor öne sürdüğü aktörün? Zaten Amerika'nın bütün müttefikleriyle yaşadığı bir güven problemi var. Bu güven problemi kat be kat kat be kat artacak. O zaman Asya'dakini ikna etmeniz de zor olacak falan filan. Bütün bu çerçeve içerisinde de belirli adımların atılması gerekiyor. Ama riskler dün her bir gün, her geçen bir gün Ukrayna Savaşı'nda risk savaş sahasında tansiyon düşük de olsa, yüksek de olsa yükseliyor aslında. Hocam, sizi desteklemek için bir garip bir şey de oldu bu arada. Tuhaf bir haber vardı. Bu ABD yetkilileri Rus Genelkurmay Başkanı'na suikast iddiası geldi. İşte Ukrayna yapacakmış. Sakın işte böyle bir şey yapmayın. Gizli işte öldürmeye kalkmayın. Bu kadarı fazla ABD ile Rusya arasında savaş mı çıkarmak istiyorsunuz falan demiş. Evet. Enteresan. Daha yani bu tür haberler çok yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman Ukrayna'yı özellikle Rusya'nın toprakları içerisindeki hedefler konusunda uyardığını biz duyuyoruz. Çünkü birdenbire savaş yön değiştirebilir. Sonuç olarak ne kadar sınırlı bir güç olsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olan sonuç olarak konvansiyonel zayıflıklara rağmen konvansiyonel gücü olan ve nükleer silahları olan bir güçten bahsediyoruz. Karşımızda Rusya var. O nedenle sınırlamak güzel bir fikir Amerika adına ama sınırlarken o riskleri yönetmezse o zaman bambaşka bir krizle burun buruna kalınabilir. Çok önemli başlıklar verdiniz ve çok değerli. Tekrar böyle farklı cephelerden açacağım hocam bunları. Şöyle hocam, siz ne dersiniz? Mesela işte Ukrayna NATO ülkesi ya da müttefiki değil ama patriotları bize vermediler. Onlara patriotlar verdiler. Tüm bu konuşulanları ve Türkiye açısından bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna-Rusya savaşı tabii aslında artık bir yılını neredeyse dolduracak, 1,5 ay sonra. Bence 21. yüzyılın ya da yakın tarihimizin diyeyim, o kadar geniş almasak da somut en hibrit savaşlarından bir tanesi. Hani yıllar sonra hibrit savaş neydi dediğinde Ukrayna-Rusya savaşı hatırlanacak. Şimdi son konuşulan konu üzerinden mesela bu Genelkurmay Başkanı mevzusu üzerinden. Ben bunun başka boyutu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ciddi bir bölümü bir imaj, ulusun aslında özellikle Rusya'nın imajını yıpratmak, aynı zamanda Ukrayna'nın imajını yükseltmek ve bu bağlamda ciddi bir dezenformasyon ve manipülasyon boyutu da olan bir savaş. Bu haberin mesela ortaya çıkması aynı zamanda şunu düşündürtüyor bütün kamuoyuna. Yani Ukrayna savunma durumunda olan bir ülke olmasına rağmen bunu yapabilecek güçte, bunu yapabilecek istihbarat desteğini Amerika'dan aldırıyor düşüncesine ekmek anlamında da bence önemli bir psikolojik boyutu ifade ediyor. Ama bunun bütününde Amerika'nın Patriot'ları vermesi tabii ki dün 3 gün önceki o sizin söylediğiniz Putin'in konuşmasındaki önemli başlıklardan birisiydi ama bence Putin'in konuşmasının sonunda önemli bir satır başı vardı. Ben dedi müzakereden yanayım çünkü tarihte bütün çatışmalar er ya da geç müzakerelerle sonuçlandı dedi. Ama Ukrayna bunun farkında mı bilmiyorum gibi bir mesaj verdi. Şimdi başından beri söylüyor gelin oturalım falan dedi Rusya ama Zelenski öyle şartlar yok. Sen Putin şeyden insin. İşte Cumhurbaşkanlığı bıraksın, Kırım'dan çıkıyor. Yani şimdi tabii Türkiye'nin aracılığıyla ilk kurulan o barış heyetleri masasındaki eldeki iki tarafın elindeki istedikleri koşullarıyla bugün savaşın üstünden, o sürenin üstünden neredeyse 8 ay geçti.
dört bölge ilhak edildi. Çok farklı bir durum var sahada. Dolayısıyla bugün barış masası tekrar kurulduğunda bile herkesin elinde geleceği koşullar ve istekler çok farklılaşacak. Müzakere de öyle çok kolay olmayacak ki bunu iki taraf da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri aslında Kasım'daki ara seçimlerden sonra, ki bence Kasım'daki ara seçimde Patriotların verilmesi açısından önemli bir bekleme süresiydi. Sonucun nasıl olacağı ve Biden'ın bundan sonra izleyeceği dış politika açısından Patriotların verilmesi bence de savaşın süresini uzatmak, Ukrayna'yı bir şekilde, ki Ukrayna kendisini yaptığı karşı saldırılara çok nokta atışı ve kilit, mesela işte Rusya'nın amiral gemisini batırdı. Kerç Köprüsü'nün önemli bir kısmını vurdu. Dolayısıyla az ama hem Rusya'yı moralmen yoracak, hem psikolojik olarak yıpratacak, hem de dünya kamuoyunda da bakın Rusya bu kadar güçlü değil ve biz ciddi anlamda direniyoruz mesajını vereceği saldırılardı. Patriotlar da bence bu bağlamda zaten bir savunma unsuru olarak hem Ukrayna'yı psikolojik olarak rahatlatmak hem de savaşı uzatmak açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hamlesi, ama bu bağlamda savaş başladığı günden itibaren aslında savaşın yarattığı etkilerin sonuçlarına hem ekonomik sistemde hem de dünya uluslararası sistemi açısındaki devinime baktığınız zaman savaşın uzaması farklı anlamlarda bizim gelecek aylar veya yıllardaki konuşacağımız birçok kırılmanın da aslında bir doğurgusu olacak. Çünkü bu Patriotlar sadece bir Patriot vermenin ötesinde şu anda bu savaşın içerisinde. Çünkü baktığınız zaman Rusya bazen tekrar cepheyi genişletiyor, çok geniş alanları bombalıyor. Bazen bakıyorsunuz sadece ilhak ettiği bölgeye yakın yerlerde çatışmalar sürüyor. O yüzden saha nasıl değişecek? Patriotlar sahada Ukrayna'yı nasıl güçlendirecek? Bu sorunun cevabını birlikte göreceğiz ama savaşın uzaması dünyada çok şey değiştirmeye devam edecek. Vallahi Biden Zelenski'nin harika bir PR'ını yaptı, onu söyleyebiliriz. Şimdi Ahmet Hocam, Rusya bu ziyaretten hiç hoşlanmadı doğal olarak. Tekraren Patriotlar icabına bakarız ama Patriotları ABD teslim ederse savaşın içinde sayarız dedi. Şimdi bu sonucu siz kendi coğrafyanızdan nasıl okuyorsunuz? Nasıl bir tepki yarattı? Türkiye-Rusya ilişkileri açısından da bugünkü gelinen pozisyona ve yani Rusya ile nasıl bir siyaset yürütülmesine dair ne düşünüyorsunuz? Evet, bu Vladimir Zelenski'nin ABD ziyareti aslında son haftalar, aylar içerisinde bazı Avrupa ülkelerinin artık Ukrayna'ya silah tedarikinde yavaşması, yani Almanya ve örneğin bazı Avrupa ülkelerinin artık silah tedarikini Ukrayna'ya daha kısıtlı şekilde yapmasına bir cevabıydı ki, yani ABD sonuna kadar Ukrayna'nın yanındadır bu konuda ve Patriot sistemleri artık pik noktaydı. Yani Patriot sistemleri Rusya'nın da yeni bir savaşa, daha güçlü modern silahların kullanılmasıyla yürütülecek bir savaşa zorluyor. Örneğin artık İran bu savaşın içinde sayılabilir. İran yapımı kamikaze dronlar ve diğer roketler Ukrayna'da aktif şekilde kullanmaktadır ve şimdi Belarus cephesinde de Belarus ordusunun şimdi da aktif şekilde Ukrayna'ya girmesi söz konusudur ki bu da artık Belarus'la Ukrayna'yla sınırda olan Avrupa ülkelerinin topraklarına, o coğrafyada savaşın sıçramasına yol açabilir. Tabii ki Rusya bu savaş uzadıkça Rusya'da yıpranmaktadır, kendine ek güç kazanmaya çalışıyor ve bu durumda Türkiye Cumhuriyeti'nin konumu çok önemlidir. Çünkü Türkiye'de çok bir zor coğrafyada yerleşiyor. Yani çok zor şartlar altındadır. Çünkü bir taraftan ABD ile Avrupa ile Batı ile ilişkiler, NATO üyesi olan ve NATO'nun önemli ikinci büyük orduya sahip ülkesi olan Türkiye. Öte yandan Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya ile komşular olan komşuluk siyaseti, Rusya ile hem askeri sanayisinde hem enerji, ekonomi, ticarette önemli ilişkilere sahip. Ve o yüzden Türkiye'nin bu savaşın ilk gününden hem uluslararası hukuka dayanarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemesi, öte yandan Rusya'ya karşı bu yaptırımlara katılmaması, dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşında çok başarılı bir şekilde
arabuluculuk misyonunu yürütmesi ki olumlu neticelere hasıl oldu. Örneğin tahıl konusunda askeri rehinelerin takas edilmesi, İstanbul'da Ukrayna-Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi, Antalya Forumu ve diğer önemli olaylar aslında 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki bir yükselişini, yani başarılı bir barışa gidecek bir arabuluculuk önemini artırmış oldu. Az önce Vişne hocamız da söyledi, yani bu Türkiye'nin bu konumu Batı için önemlidir barışa varılması açısından. Diğer taraftan Türkiye kazanıyor diye bir de kıskançlık var. Çünkü şimdi Türkiye artık bu savaşın fonunda aynı zamanda bir enerji hub'ına çevrilmekte, enerji merkezine çevrilmekte. Rusya gazı Türkiye'ye tedarik edilmiyor, oradan dünyaya ulaşılacak. Yani bu açıdan tabii ki Türkiye önemli ülkedir ve NATO'nun aktif şekilde bu savaşa dahil olması Türkiye'nin de bu savaşta bir yer almasını anlamına geliyor. O yüzden ben düşünürüm ki sanki ABD Ukrayna'ya bu silah tedarikini artırmakla artık 20 milyar dolarla ulaştı bu rakam, Ukrayna'ya destek. Bu savaşın daha da uzayacağını, uzanacağını, daha uzun süre devam edeceğini ve 2023 yılında da bu savaşın bazı dönemde aktif, bazı dönemde daha pasif şekilde sürdüreceğini gösteriyor. Yani bizim gibi ülkeler, yani Azerbaycan tabii ki bu savaştan daha az zarar görmeye çalışıyor. Biz Ukrayna'ya insani yardım da gösteriyoruz, Ukrayna'nın toprak mülkünü de destekliyoruz ama öte yandan hatırlatın ki savaşa 24 saat kala İlham Aliyev Rusya ziyaret gerçekleştirdi bu yılın Şubat ayının 22'sinde ve Rusya ile bir Moskova anlaşması imzalandı. Azerbaycan Rusya resmi olarak müttefik oldular. Bu ne demek? Yani Rusya'ya saldırılırsa, Rusya topraklarına girerse bu savaş, o yüzden kağıt üzerinde de olsa Rusya kendi müttefiklerine, hem kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı üyelerine, hem Azerbaycan gibi ülkelerle ki bu anlaşması imzalanmış, onlardan yardım isteyebilir. Yani bu savaşın uzanması bizim gibi ülkeleri, Azerbaycan ve Türkiye'ni de, NATO üyesi olan Türkiye'ni de zor şartlar altına alabilir. Ama düşünürüm ki savaş Türkiye Cumhuriyeti'nin arabuluculuğuyla en azından 2023 yılında bir barışa varılabilecek. İnşallah. Ona tekrar geri döneceğim hocam. Şimdi Vişne hocam, Putin'in Belarus ziyareti, Ukrayna'ya kuzeyden yeni bir cephe açılması tartışmaların tekrar beraberine getirdi. Şimdi eğer gerçekten böyle bir şey olursa bu Polonya'ya da sıçrıyor ve Avrupa herhalde yanar diye düşünüyorum. Şimdi ne dersiniz? Savaşın cephesi büyür mü? Çünkü Belarus'u ikna etmek için işte güvenlik falan demiş. Bir nükleer şemsiyeden söz etmiş Rusya. Yani baya baya böyle hani protokoller gidiyor. Ne dersiniz? Aslında buyurun. Yani baktığımızda bunlar yeni değil. Çünkü Rusya'nın doktrinlerine baktığımızda nükleer silahların kullanılması ile ilgili savunmacı bir doktrini vardır. Doktrinini daha değiştirmedi. Savunmacı ama ilk vuruşa izin veren bir doktrinizasyon vardır Soğuk Savaş sonrası dönemde. Çünkü Rusya'da kendi açıklarının ve aslında elindeki avantajların farkında, yani dezavantajlarında, avantajlarında farkında. O nedenle genelde Rusya kendi kuvvet kullanımı bakımından caydırıcılığını en son noktada nükleer silahlara dayandırır. Nükleer silah doktrininde de her zaman sadece Rusya'nın kendisi değil, Rusya ve müttefikleri geçer. Müttefikleri dediğimizde işte kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi ki Beyaz Rusya bu anlamda, yani Belarus'a Rusya bu anlamda önemli bir aktör Rusya için. Hem de yani iki aktörün Ukrayna Savaşı dahilinde de baktığımızda oldukça yakın. Ya bu Belarusya'nın istediği bir şeydir, istemediği bir şeydir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama oldukça yakın bir ilişki içerisinde olduklarını, Lukashenko yönetiminin aslında iktidarının da bir anlamda bu anlamda Moskova'ya bağlı olduğunu biz görüyoruz. Da hatırlarsanız Ukrayna krizi çıkmadan önce Polonya sınırında çıkan kriz de bir Belarus-Rusya krizi değil de aslında bir Rusya-Batı krizinin
Belarusya üzerinden devşirilmesi ya da yansıtılmasıydı ki son derece ciddiydi aslında çünkü ilk kez bir NATO Doğu ülkesine... Avrupa'da da bir dizayn var değil mi? Yani Doğu Avrupa'nın da böyle hani onların Polonya, Molonya derken hani uzayan bir şey var. Şöyle tabii ki Doğu Avrupa aslında Rusya'nın bir gün Avrupa güvenlik sisteminde revizyonist bir ülke olarak ortaya çıkacağını eskiden beri söyleyen aktörlerden oluşuyor. Tabii şimdi Ukrayna Savaşı bir özel operasyon Rusya'ya göre ama aslında bir işgal, bir işgalle başladığı için biz şimdi Doğu Avrupa'nın yanıldığını da söyleyemeyiz. Çünkü muhtemelen Rusya'yı, Rusya doktrinlerini ve Rusya'nın kendi stratejik kültürünü iyi biliyorlar, iyi tanıyorlar. Dolayısıyla bu konuda da korkuları da var Rusya'dan doğan. O nedenle hem bu iş bir gerçekten stratejik kültürü tanıma, Rusya'yı bilme mevzusuna dönüşüyor. Hem de bir yandan da güvenlikleştiriliyor. Ben bir tehdit olmadığı için güvenlikleştiriliyor. Böyle kendine olmayan bir tehdit güvenlik meselesi haline getiriliyor demek istemiyorum. Ama Doğu Avrupa kendi güvenliğini ve NATO içerisinde Doğu cephesinin öncelenmesi fikrini... bu anlamda da kendi güvenliklerinin öncelenmesini fikrini Rusya tehdidine, daha bu tehdit böyle tehdittir diye yazılmadan önce bile dillendiriyorlardı. Dolayısıyla coğrafyanın belirleyici olduğu bir noktadayız. O nedenle hem yeni değil bu tartışma, evet, yani Rusya muhtemelen nükleer caydırıcılığını Belarus Rusya üzerinden de gerçekleştirecek. Ama baktığımızda savaşın yayılmasıyla ilgili senaryolar aslında son derece olumsuz senaryolar. El yükseltmenin bir aracı. Bu sadece Minsk üzerinden de gerçekleşmeyebilir. Baktığınızda Moldova var. Moldova üzerinden bir cephe, bir hat açılması meselesi var. Polonya ve işte çeşitli işte Kaliningrad'a komşu olan alanlar üzerinden Rusya ve NATO üyeleri arasındaki bir sürtüşmenin yaratabileceği bir cephe açılması meselesi var. Daha Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmadı. Dolayısıyla Kuzey Avrupa üzerinden bir baskı senaryolar içerisinde dahil. Rusya kaybetmeye çok yakın olursa veya kazanmaya yakın olursa, şu anda uzak görünüyor ama yani kazanma ve kaybetmeye yakın olduğu noktalarda daha riskli davranışlarda bulunabilir ve nükleer silah kullanabilir diyenler var. Tam tersi, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın kazanmasına müsaade etmemek için ya da Rusya kayba yakınken bu kaybı bir an önce daha maliyetsiz elde etmek için savaşa taraf olabilir diyenler var. Dolayısıyla aslında savaşın yayılmasıyla ilgili bir sürü senaryo var. Bunlar da savaşın riskleri ve ciddiye alınması gereken riskler. Çünkü demin kendi aramızda da tartıştık, nükleer silahlar kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Taktik nükleer silahların kullanılabilir silahlar olduğunu biliyoruz. Zaten gücünü oradan alıyorlar. Ama aynı zamanda bu silahları kullanmanın tabii getirebileceği belirli riskler, negatif durum, Rusya adına da olumsuz durum var. O nedenle kolay bir karar elbette ki değil. Ama tek araç da o değil el yükseltmenin. Cepheyi genişletmek de aslında el yükseltme aracı. Her iki taraf da yapabilir bunu. Ayrıca şu da bir gerçek. Ukrayna zor bir savaşın içerisinde. Dolayısıyla Ukrayna'da NATO'yu, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı aktörleri bu savaşın gerçek üçüncü tarafı haline getirmek için belirli adımlar atabilir. Pek çok belirsizlik birbirini kullanabilir ve birden kontrolden çıkabilir olaylar. Allah, ve her şey olabilir. Ve, yani. Evet, ve yayılabilir. Şey. Dolayısıyla bu tür senaryoları senaryo olarak okumak, tabii olasılık olarak okumak lazım ama hepsinin de gerçekleştirilebilir olduğunu da
düşünmeniz gerekiyor. Şimdi çok az vaktim var Şuay Hocam ama İsrail İstihbarat Bakanlığı biliyorsunuz yakın geleceğe dair öngörülerini el alan bir rapor yayınladı. Şimdi bu raporda dünya uçurumunun eşiğinde saptaması öne çıktı. Hatta İsrail süper güçlerle ilişkisi aynı şekilde gitmeyebilir diyorlar. Sağlık, enerji, su güvenliği falan her şey tehlikede diyor. Dönelim şimdi biz Rusya, Ukrayna'ya. Şimdi bu adamlar nükleer güçlere hazırlık emri verdi. Avangard füzesini aktif hale getirdi. New Start anlaşması için Mısır'a gideceklerdi ki bu nükleer kullanım ile ilgili bir anlaşma. Çekiliyoruz dediler. Nedeni de ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımıydı. Şimdi ayrıca cephede komutanlar toplandı falan. Şimdi belli ki ortada sonuçları da çok ağır olabilecek. Hocam zaten söylüyor. Bir şeyler olabilir. Yani bu da olabilir, bu da olabilir diyoruz ya. Böyle bir şey olabilir. Korkum benim nükleer savaş. Hani arada da konuştuk ya. Şimdi nükleer savaş muhasebesi yapılacak bir savaş değil. Taktik silah, maktik silah. Yani ufak büyük. Ama batıya da baktığınızda Rusya'nın kazanmasına asla müsaade etmeyecek gibi duruyor. Şimdi ne dersiniz? Bir nükleer tehlike olabilir mi? Biz böyle bir savaşa evrilir mi? Tabii savaşın taraflarının içerisinde nükleer silah sahip olan taraf olduğu için nükleer tehlike iki boyutlu olabilir. Bir tanesi silahların kullanımı bağlamında olabilir. İkincisi de Zaporojye örneğinde gördüğümüz gibi Ukrayna içerisindeki bir nükleerle ilgili alanın aslında bir sorun yaşaması, bir güvenlik sorunu yaşamasıyla da ortaya çıkabilir ki bunu da çok hafife almayalım. Türkiye bu noktada da arabulucu rolü üstlendi. Zaporojye'nin orada güvenliğinin sağlanması bağlamında bu da çok kritik. Öbürü belki anlık bir sonuç doğurmakla beraber diğerinin çok daha uzun vadede etkileri olabilir. Ama özellikle de zamanımız darken şunu söyleyeyim. Dünya yeni bir yöne evrilmeye başlayalı çok oldu. Sadece biraz önce arada da beraber konuştuk. Biz eskisinden daha hızlı haber alıyoruz. Eskisinden daha hızlı sonuçları gördüğümüz hızlandırılmış versiyon yaşadığımızı düşünüyorum ben kendi adıma. Dünya bence yeni bir yöne doğru evriliyor. Bunun içerisinde riskler olduğu kadar fırsatlar da var. Yeni düzende Türkiye'nin bence bu noktada önündeki fırsatlar çok yüksek ve çok çeşitli alanlarda olacak. Dolayısıyla da uluslararası sistemi hiç olmadığı kadar kaotik ama bu kaotik durumun hangi yöne evrileceğini hep beraber göreceğiz ve hangi aktörün bunda ne kadar şanslı olacağını da süreç bize gösterecek. Belki bu yüzyılın hani her yüzyılı kırılma noktası olan olaylar vardır. Bu yüzyılın tarihini de böyle yazıldığını düşünüyorum. Peki. Hocam, Ahmet Hocam son iki dakikam benim aslında ama son bir dakika azıcık ben sarkacağım o zaman. Şimdi hocam tahıl koridoru okey Rusya'ya katkı sağladı ve Rusya bir şekilde 3 NATO ülkesi Bulgaristan, Romanya, Türkiye ile ve savaş ihtilaf halinde olduğu Ukrayna ve Gürcistan'la acaba Karadeniz'de tekrar oluşturacağı bir birliktelikle bir araya gelip barış olabilir mi? Bir dakika evet hayır şeklinde bir şey alayım sizden. Karadeniz Birliği kurtarabilir mi bölgeyi? Tabii ki barış için her zaman yer var, fırsat var, şans var ve düşünürüm ki taraflar bu konuda daha sağduyulu düşünebilirse ve bu savaşın ne Ukrayna için, ne Rusya için, ne de tüm Avrupa dünya için hiçbir şey elde edilmediğini anlarlarsa bu savaş için yer var, şans var ve Türkiye Cumhuriyeti de sanki bir seçilmiş bir ülkedir ki yani onun konumu arabuluculuk, başarılı arabuluculuk misyonu ve Karadeniz noktası sizin de söylediğiniz gibi bir kilit bölgedir ki yani Karadeniz'de barışın, refahın sağlanmasından yola çıkarak Ukrayna-Rusya savaşında yani nihai barış anlaşması olmaz tabii ki bu mümkün değil bugünkü şartlar tarafların ileri sürdüğü talepler konusunda ama en azından bir ateşkes ilan edilmesi bir süreli en azından bu Black Sea Ford dedikleri var ya yani en azından bu burada bir araya gelip ateşkes ile birlikte bir barış müzakeresi konuşulabilir diyorsunuz yani değil mi? Tabii yani örneğin Karabağ Savaşı'nda bir 30 yıllık bir barış ilan edilmişti. Yani neden bu Ukrayna-Rusya Savaşı'nda en azından bir yıllık birkaç yıllık bir barış ilan edilmesin ve en azından post-Putin döneminde Putin'den sonraki Rusya
döneminde her iki kardeş ülke de, çünkü Ukrayna Rusya aynı milletti, bunlar arasında bir barış, diyalog sağlanması mümkün olabilir. Ama Putin hükümette kaldıkça düşünürüm ki bu barış mümkün olmayacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vicde Korkmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuayi Nilhan Açıkalın, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Siyaset Bilimci Doktor Ahmet Şahidov, çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Gelecek hafta buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.